Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle küçük bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Küçük olmasına rağmen bizim için önemli ve çok pratik bir yol. Diyelim ki bir internet sayfasındayız ya da önümüzde uzun bir metin var. Ve biz bunun içerisinde bir kelimeyi ya da bir kelime grubunu bulmak istiyoruz. Bunun için elbette bir sürü sağa sola fiske yaparak bunu bulabiliriz. Çok zahmetli bir yol. Ya da eğer diyelim bu bağlantılardaysa işte rotordan başlık başlık giderek bunu eğer başlıktaysa bulabiliriz. Ama aralarda bir yerdeyse uzun süre aramamız gerekir. Bunun için pratik bir yol var. Şimdi onu birlikte yapalım. Daha iyi anlaşılacak. Şimdi diyelim ki internet sayfasında Safari'de bizim mail grubunun sayfasındayız. Şimdi burada bir şey aramak istiyoruz. Önceden belirlediğimiz parmak hareketini yapıyoruz. 160 arama alanı. Öğe seçici 164 başlık. Şimdi burada bir menü açılıyor. En üstte öğe seçici 164 başlık. 164 öge olduğunu söylüyor. Ondan bir sonra arama alanı. Arama alanımız var. Bölüm indeksi ayarlanabilir. Onun altında da indeks var. Bunu yukarıdan aşağı yaptığımız zaman A seçilen B C B A numarayı A seçilen numara işareti seçilen gibi ögeler var. Şimdi biz tekrar arama alanı. Arama alanına geliyoruz. Çift tıklıyoruz. Ekleme noktası sonda. Şimdi buraya bir harf yazacağız. Mesela boşluk P Van C 41 öğe adres C harfiyle başlayan 41 güvenli öge bulundu. İkinci harfini yazıyorum. F R E 16 öğe. Ben de yapamadım. Benim amacım işleyse X uzantılı. Şimdi 16 ögeye düştü. Sonra benim ismimin baş harfini, üçüncü harfini yazıyorum. C E 6 öğe. Cevdet Hancalı iPhone için ses değiştirici Voice Changer Plus incelemesi. Şimdi 6'ya düştü. Benim adımla başlayan bu sayfadaki bütün her şeyi buldu burada. Şimdi bakıyoruz. Sıra alta sıralanmış durumda. B. Bolu. P. Habil Filiz. Cevdet Hancalı Antalya 4 Nahrihtin. Google Konto. Cevdet Habil. Selamlar iki arkadaşım adı buradan cevap vereceğim. Serkan hocam maalesef program yüklü zaten ondan bu. Habil Filiz. Cevdet Google Konto. Cevdet Engelsiz Erişim Derneği. Cevdet Hancalı. Cevdet Hancalı. iOS 17 ile gelen birden Cevdet Hancalı iPhone için ses değiştirici voice arama alanı düzenleniyor. Ekleme noktası. Evet. Burada işte benim ismimle başlayan, benim ismimin geçtiği bütün şeyler çıktı. Şimdi burada hangisine tıklarsak bizi direkt olarak oraya yönlendiriyor, oraya atıyor. Bu pratik bir yol. İkinci bir örnek de mesela bir uzun metin düşünün. Uzun bir metin içinde bir kelimeyi ya da bir kelime grubunu aramayı istiyoruz. Şimdi ben burada Hakan arkadaşımızın yazdığı yazıyı seçtim. Spotify incelemesi yaptığı yazıyı. Bu çok tabii uzun bir yazı değil. Burada bir şeyleri bulmak daha kolay ama örnek olması açısından onu seçtim. Çünkü Hakan arkadaşımız çok güzel anlatımlar yapıyor gerçekten. Eline sağlık. Şimdi burada yine parmak hareketini yapıyorum. Menüyü açmak için. 0 öge. 0 öge var diyor. Boş liste. Arama alanı düzenleniyor. Cev seçilen karakter modu. Şimdi ekleme önce noktası sonda. Bunu bir silmemiz lazım. Daha önceki yazdığımız şeyi silmediğim için o burada direkt çıktı. C, E, V harfleri. Onun için şimdi onu sildim ben. Öğe seçici 95 başlık. 95 öge tespit etmiş burada. Hakan'ın yazısında. Arama alanı düzenleniyor. Karakter modu ekleme noktası başta. Şimdi buraya mesela bu yazı içerisinde abonelik çok geçiyor. Ben de buraya şimdi A harfiyle başlayacağım. S A 83 öğe Spotify mı?
83 öge buldu. Şimdi B harfine dokunayım. Van. B. 19 öge. İkinci sundukları abonelik paket çeşit. Şimdi 19 ögeye düştü. A, B. Sonra O'ya. Ş. Yumuşak G. D. Polatlı. O. 5 öge. İkinci sundukları abone... Şimdi abonelikle ilgili abo yazdım. 5'e düştü. Bir de en son N'ye basayım. Bu D yeterli bize aslında ama. Boşluk. Ne? Muş. B. Nide. 4 öve. İkinci sundukları abone... B. Bolu. Bu ölçütte her iki Apple Müziğin bireysel paket, aile paketi ve Apple Müziğin ikinci sundukları arama alanı düzenleniyor. Abon. Karakter modu. Şimdi bu abon yazdık buraya. Onun altında sırayla kaç ögeydi? 5 mi 6 mı öge çıkmıştı. İkinci sundukları abonelik paket çeşitliliği ve... Burada abonelik geçtiği için birincisi bu. Apple Müziğin bireysel paket, aile paketi ve öğrenci paketi olmak üzere 3 tip abonelik paketi sun. Burada da abonelikle ilgili ikinci öge. Bu ölçütte her iki uygulamanın da abonelik ücretlerine değinmeyeceğim. Bu da üçüncü. Sadece sun. Burada Spotify şu yönden bir adım öne çıkabiliyor. Spotify tüm bu abonelik paketlerinin dışında ücret... Burada Spotify... Evet, bu kadar. Bunların hepsi çıktı. Şimdi diyelim ki... Bu ölçütte her iki uygulamanın da abone... Buraya atlamak istiyoruz. Buraya tıkladığımız bu zaman... Bu ölçütte her iki uygulamanın da abonelik hemen. Ücretlerine... De... Onu da kolayca bulmuş oluyoruz yani. Şimdi bu iki örnekten sonra gelelim bunu nasıl yaptığımıza. Şimdi VoiceOver ayarlarını açacağız. Ben bunu açmak için parmak hareketlerinden iki parmakla üç kez tıklamaya kodlamıştım. Çünkü bunu çok kullanıyorum. Ayarlar, işitsel düğme, ayrıntı düzeyi düğme, VoiceOver komutlar düğme. Komutlara geliyoruz ve buraya giriyoruz. Tüm komutlar düğme. Şimdi de tüm komutlara giriyoruz. Etkileşim düğme. Burada temel metin dolaşma, ileri düzey navigasyon, çık Braille, voice over düğme. Voice over'a geliyoruz. Oraya giriyoruz. Altyazı panelini değiştir düğme. Şimdi burada arayacağımız öge şu arkadaşlar. Ekran görüntü, hızlı dolaş, niteleme tuşu, öğe seçiciyi göster düğme. Öğe seçiciyi göster. Buraya tıkladığımız zaman dokunma hareketleri başlık bizi dokunma hareketlerine atıyor. İki parmakla dört kez dok. Şimdi burada hangi parmak hareketini istiyorsanız onu ayarlayabilirsiniz. Ben de iki parmakla dört kez dokunmayı ayarlı. Çünkü çoğu dolu olduğu için yer kalmıyor. Mecburen ben buna işaretledim. Siz de burada istediğiniz parmak hareketini atayıp bunu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sanıyorum kullanabileceğiniz bir özellik, bu aklınızın bir köşesinde bulunsun diye sizinle paylaşmak istedim. Bu arada herhalde yeni yılda görüşeceğiz bir daha. Eğer yeni bir gelişme olursa, bir yenilik olursa ben hepinize şimdiden iyi seneler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum hepinize.